Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte. Merhaba hocam. Nasılsın Tonguç? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Yazım kurallarını işleyeceğiz bugün. Biliyor musun yazım Biliyorum kurallarını? hocam, çok iyi biliyorum. Baş harf büyük harfle yazılır hocam. İlk Güzel. harf büyük harfle yazılır. İlk harf büyük harfle yazılır. Çok mantıklı bir cümle söyledim. Bakalım. Şimdi hemen senin anlattığınla başlıyorum. Cümleler, dizeler ve özel adlar büyük harfle başlar. Mesela burada ilk kelimemiz ne? Tonguç değil mi? Senin ismin. Tonguç hocam. Tonguç, sevimli köpeği Karabaş'ı Sivas'tan getirtti diyoruz. Şimdi bunları neden büyük yazdığımızı biliyorsun değil mi? Çünkü özel harfler hocam. Evet, özel harf değil adam, özel isim. Özel Özel isim. isimler bir kere büyük harfle başlar. Bir. İkincisi, bu da bir özel isim. Karabaş sonuçta bir özel bir köpek. Evet Aynı hocam. zamanda şehir isimleri de özel ve Evet hocam. cümlenin başında olsun ya da olmasın özel isimler de zaten büyük harfle başlıyor. Şimdi devam edelim. Ünvanlar ve unvan olarak bak burada unvanı yanlış yazmışlar. Burada unvan Unvan. olacak. Evet. Unvan ve unvan olarak kullanılan akrabalık isimleri büyük harfle başlar Tonguç'um, tamam mı? Tamam hocam. Şimdi okulumuza bakanımız gelmişti diyoruz. Bey'i büyük mü yazacağız, küçük mü yazacağız Büyük Tonguç? yazacağız hocam. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Çünkü bakan bir unvan hocam. Evet, unvan. Peki buraların en tecrübelisi kimdir Tonguç? Ali dededir. O zaman bak burada akrabalık dışında bir unvanı var adamın, anladın mı? Yani buradaki dedeliği adamın böyle bir tecrübesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla buradaki D'yi de büyük yazıyoruz Tonguç. Anladım hocam. Şimdi gelelim ki ve D'ye. Bunu önceki videolarımızda göstermiştik ama burada bir kez daha göstermek istiyoruz. Eğer ki bulunan kelimede, mesela evdeki hesap çarşı uymaz demiş veya duydum ki beni unutmuşsun demiş. Ki bulunan kelimenin sonuna ler eki gelebiliyorsa bitişik yazılıyor Tonguç. Bitişik. Ha, ler eki gelebiliyorsa. Evet. Eğer kelimenin sonuna ler eki gelemiyorsa da Ayrı. ayrık yazılıyor. Şimdi mesela bakalım. Evdeki hesap çarşı uymaz demiş. Evdekiler diyebiliyor musun Tonguç? Diyebiliyoruz hocam. O zaman bitişik yazılıyor. Tamam hocam. Peki duydum ki beni unutmuşsun. Duydum kiler diyebiliyoruz mu? Olmaz hocam, saçmalık. Saçmalık. O zaman bunu ayrı yazmamız gerekiyor. Çünkü bu bağlaç olan ki, bu ise çekim eki olan veya sıfat yapan ki. Şimdi devam edelim. Yazım kurallarına bakalım. Devam ediyoruz. D'deyiz. D'de ise durum farklı. Bu sefer sonra ki falan koymuyoruz. Cümleden atıyoruz ya da ekliyoruz. D'yi cümleden atabiliyorsak Tonguç ayrı yazıyoruz evladım. Tamam hocam. Ama cümleden atamıyorsak da bitişik yazman Nasıl gerekiyor. yani? Hemen örnek veriyorum Tonguç'um. Zeki bir çocuksun, anlayacaksın. Tonguç dün evde yalnız uyumuş diyor. Şimdi buradaki D'yi atabiliyor mu Tonguç? Tonguç dün ev yalnızmış. Saçmalık hocam. Saçmalık. O zaman cümleden atılamıyorsa bitişik yazılacaktı. Bakalım bitişik mi yazılmış? O Evet. yüzden yapışmış korktuğundan zaten. Aynen, zeki bir çocuksun. Maça biz de gelelim demiş. Buradaki D'yi atabiliyor muyuz Tonguç? Maça biz gelelim mi? Olur hocam. O zaman bunu atabiliyorsak her ne kadar cümlenin anlamı biraz değişse bile cümlenin anlamı bozulmuyor. O zaman cümleden atılabiliyor. Dolayısıyla da ayrı yazabiliyoruz evladım. Maça kızı hocam. Ne diyorsun evladım? Gene başladın garip garip şeyler Pis söylemeye. yedili. Evladım sakin bak, orada ceviz var. Ondan ye Pardon biraz, hocam. kendine gel evladım. Lütfen dikkatli ol. Şimdi harflerle yazılan tüm sayılar ticari işlemler dışında, yani böyle çek senetler dışında ayrı yazılmalı Tonguç. Sayılara gelen eklere dikkat edilir. Sizin sınıfınıza kaç kişi var Tonguç? 29 hocam. Kaç erkek kaç kız? 28 erkek bir kız. Allah tövbe ya Rab. Oğlum orası bildiğin ahır olmuş, neyse. Pardon Şimdi hocam. sınıfımızda 29 insan var diyorsun. Gerçi neyse. Şimdi 29'u şöyle yazacağız Tonguç bak. 29 diye ayrı yazacağız. Ayrı Anlaşıldı mı? mı yazılıyordu? Tabii Ben ki. hep bitişik yazıyordum. Evet, hep bitişik yazıyordun ama artık bu videomuzdan sonra öğrendin, ayrı yazacaksın. Şimdi bir de şu çok önemli. Sayıların sonuna gelen ekler. 1'de, 2'de, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da diyoruz ama 3, 4, 5 sonu ünsüz benzeşmesi kuralına uymak zorunda. Sayılara geleneklere dikkat edilir Ha, demiş. 3'te. Mükemmel bir zeka. 4, 4'te. muhteşem bir zeka. 5, 5'te. muhteşem yüzyıl diyorum sana. Aferin. 3'te, 4'te, 5'te diyoruz. 345'e dikkat ediyoruz. Bir de bu sıra sayıları vardı ya. Bir inci, hani Evet, birinci. evet. İşte üçüncü, dördüncü, sekizinci, dokuzuncu. Şimdi bunların yazımını yapalım. İkinci nasıl yazılır Tonguç? İki, ha, NCI. Aferin Çünkü Tonguç. 2'de zaten i var. Muhteşem bir zeka. 5. 5 inci. Ha, çünkü 5'te i yok. 6. Altı, NCI. Bu NCI. mükemmel bir zeka. 7. 7'de i var, o zaman NCI. Harika, 7. İşte bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Bunu da soruyorlar testlerde, Anladım sınavlarda. hocam, çok net anladım. Muhteşem bir zekan var Tonguç. Şimdi Yapabiliyorum, kendime güvenim geldi hocam. aferin, fazla güvenin gelmesin, sakin ol. Şimdi ikilemelere gelelim. İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına noktalama işareti konmaz. Hani bir tane şarkı vardı İbrahim Tatlıses'in, neydi? Ağardı bak saçlarım.
Oğlum hiç mi dinlemiyorsun? Lüle lüle. Lüle bile saç ağrır mı evladım? Ağrırdı bak saçlarım tek tek diyordu. Hatırladın mı? He tek tek. Hocam o şarkıyı çok iyi biliyorum. Söyle o zaman bir dinleyelim. Tek tek. Ağrırdı saçlarım tek. Ne? Dur Öyle bir dur şey dur dur hocam. yapma Pardon. dur vallahi yapma. İğrenç Tavuklar hocam. Sesin çok yumurtadan kötü. kesilecek. Neyse. Şimdi ağrırdı bak saçlarım tek tek ayrı yazılıyor. Mesela tutuşup kaşlar nasıl tutuşsunlar? El ele. El ele de gene ayrı yazılıyor Tonguç. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Veyahut da art arda dizilmişler. Bak bunun yazım hatasını soruyorlar sınavlarda. Art arda da böyle yazılıyor tamam mı? Tamam Art hocam. arda bu şekilde yazılır. İkilemeler ayrı yazılıyor. Arasına da böyle virgül, noktalama işareti falan konmuyor. Anladım hocam. Ay ve gün isimleri, sesim kısıldı bak senin yüzünden. Ay ve gün isimleri genellik ifade ediyorsa küçük harfle. Belirli bir tarihe aitse büyük harfle yazılır. Şimdi sen doğum tarihini söyle bakalım bana Tonguç. Hocam Biliyor musun doğum tarihini? 31 31 Evet. 10 2000. 31 10 ama 10 diye demeyelim onu. Kasım diye diyelim değil mi? Kasım ayı. 31 Kasım Ha, pardon hocam. 31 Kasım 2000 tarihinde doğdun. Yani şu anda 4 yaşında mısın yok? 14 yaşında mısın Tonguç? 10 15'e girdim hocam. 15'e Hadi bakalım. giriyorum. Eşek kadar oldun Tonguç. Helal olsun. Peki buradaki K'yi büyük yazdın. Neden? Çünkü genellik ifade etmiyor. Burada net bir şekilde belirgin bir tarih var. Senin doğum tarihin. Biz her pazar balığa gideriz erken ise burada bir genellikten bahsediyor. O yüzden oradaki P'yi büyük yazmadık Tonguç. Anlaşılıyor Gerek değil yok. mi? Anladım hocam. Bak gözler çok fal taşı gibi. Şimdi kısaltmalar birden fazla sözcükten oluşuyorsa büyük harflerle yani mesela TCCC yazmışız. Bunu yanlış yazmışız evladım. TCDD olacak bu. TC dede, ha dede. Evet, Türkiye Türkiye. Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları. Aynen bunu kime yazdırıyorsunuz evladım? Bunlar hep böyle yanlış yazıyorlar. Ondan sonra biz düzeltiyoruz. Neyse. Şimdi oku dedim Evet TCDD. hocam okuyabilirim, okuyabilirim. Dur iyice bastırayım da. Ha şöyle oldu şimdi. TCDD. Dedesi TCDD'den emekliydi diyeceğiz. Peki nasıl diyeceğiz? TCDD'nin açılımına göre mi yapacağız? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan mı diyeceğiz? Yoksa TCDD'den mi diyeceğiz? Aa, o çok zor hocam ama bence açılıma göre yapacağız. Hayır. TCDD'den kısaltmaya He, göre yapacağız. kısaltmaya göre. Anladın mı? Orada ne yazıyorsa ona göre hocam. Aynen ona göre. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan diye dan yazmayacaksın buraya. TCDD'den diyeceksin. Anladım. Doktor Bilal Bey Lale Apartmanı'nın sakinlerindendir demiş. Bak burada DR'de küçük harfle yazdı. Niye? Çünkü doktor bir sözcüğün birkaç harfinden kısaltma. Lale Apartmanı APT yazdı. Niye? Bir sözcük. Apartman sözcüğünü kısaltılmış. Ha. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları birden fazla sözcükten oluştuğu için burada ister istemez büyük harfleri kullandık. Devam ediyoruz. Tonguç, birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerin nasıl ayrı, nasıl bitişik yazılacağı seni endişelendiriyor mu? Hocam geceleri uyuyamıyorum hocam. Evladım var ya beni yarıyorsun gülmekten ya. Niye uyuyamıyorsun evladım? Atıyorsun her zaman yanlış yazıyorsun zaten. Bir de uyuyamıyorum falan diye espri yapıyorsun. Bak şimdi Tonguç. Eğer sözcüklerden biri tür değiştirmişse, sözcüklerden biri mecazlaşmışsa ya da ses olayı yaşamışsa bitişik yazılıyor. Bu kadar basit. Bak şimdi. Gece ve kondu kelimelerini inceleyelim. Gece bir isimdir, kondu bir fiildir. Ama bu gecekondu artık bir isim oldu, öyle değil mi? Gecekondu bilinen bir şey hocam. Bir isim oldu yani. Konmak bir fiilken gecekondu bir isim oldu. Yemek bir fiil, miras yedi bir isim oldu, öyle değil mi? Evet hocam. Tür değişimi yaşanmış, o zaman bunları bitişik yazıyoruz Tonguç. Aslan ağzı. Şimdi aslan ağzında bir mecazlaşma yok mu? Aslan ağzı çiçeğin aslanın ağzıyla bir alakası var mı Tonguç? Hocam aslan ağzına benziyor diyorlar ama alakası yok tabii. Dolayısıyla bir mecazlaşma var. Yani burada da bitişik yazılması gerekiyor. Peki hissetti ve kayboldaki ses olaylarını görebiliyor musun Tonguç? His etti hocam, Evet his etti etmek. derken burada bir S ünsüzü türemiş S değil mi? gelmiş, evet. Muhteşem bir zekan var. S ünsüzünün türemesi bir ses olayı dolayısıyla bu da bitişik yazıldı. Mesela hak etti ayrı yazılıyor. Niye? Çünkü bir ses olayı yok. Anlaşılabiliyor mu? Evet hocam. Terk etti ayrı yazılıyor. Çünkü bir ses olayı yok. Mutlu oldu ayrı yazılıyor. Çünkü bir ses olayı yok. Fark etti nasıl yazılıyor mesela Tonguç? Fark etti ayrı yazıyor hocam. Muhteşem bir zekan Çünkü var. ses olayı yok. İşte bu kadar Tonguç ya. Kayboldu da hangi ses olayları var sence? Var. Kayıp oldu derken B olmuş hocam orası. Evet P, B olmuş. I I da düşmüş. düşmüş. İşte bu Evet. yüzden de bitişik yazılı Tonguç. Bence bunu çok iyi anladın. Ne dersin? Çok net anladım hocam. Burası boş. Niye boş? Çünkü burada en çok yazımı karıştırılan sözcükleri yazacağız. Birincisi şeyle başlayalım. Şey sözcüğü daima ayrı yazılıyor Tonguç. Yani her şey, bir şey. Bunları daima ayrı Ben yazacaksın. hep bitişik yazardım hocam. Bak televizyonlarda, gazetelerde her yerde bunu bitişik yazıyorlar ama sen unutmayacaksın. Çünkü şey bir eşya demektir, bir kelimedir. Mesela sen kalemle atıyorum kapağa bitişik yazar mısın? Yazmazsın. Bunlar ayrı ayrı Saçmalık. şeyler. Kapak başka şey, kalem başka şey. Aynı şekilde şey sözcüğünde asla bitişik yazmıyorsun. Her şey, bir şey. Sonra bak devam ediyorum. Herhangi bitişik yazılır, herhangi bir şey bu şekilde yazılır Tonguç. Anlaşıldı mı? Oha, üçü de ayrı mı yazılıyor hocam? Üçü de ayrı yazılıyor. Sonra birçok bitişik yazılır Tonguç. Birçok. Ama pek çok ayrı yazılır evladım. Tamam Of mı? çok karışıkmış hocam.
Bunun biraz bunlar karışık olduğu için bunları öğretmek istedim sana. Sonra birdenbire bitişik yazılır Tonguç'um. Birdenbire bitişik yazılır. Bunlara dikkat et, tamam mı evladım? Tamam hocam. Şimdi devam edelim. Başka nelerimiz var? Aa, ödüllü sorumuz. Başka bir şeyimiz yok mu hocam? Harika. O zaman bu cümledeki kaç tane yazım hatası var? Bakalım kim doğru cevabı bulacak? Merak ediyorum. Sen de bulabilecek misin?